İnsanlık tarihi savaşlarla dolu. Bazıları büyük, bazıları ise küçük. Ama 3. Dünya Savaşı başlamış olsaydı insanlığın en büyük savaşı olurdu. Gelişmiş teknoloji, devasa ordular ve efsane taktikler hepsi de buna dahil olurdu. Ama neden böyle bir şey gerçekleşebilir? Hangi ülkeler katılabilir? Ve bu savaş nasıl olur? Bu neden olmasın? Ve bu da 3. Dünya Savaşı çıkarsa ne olacak? İnsanlar 3. Dünya Savaşı ile alakalı konuları binlerce yıldır konuşmaktadır. Neredeyse 1960'larda Rusya ile Amerika arasında gerçekleşen Soğuk Savaş'tan bu yana devam ediyorlar. Ama neyse ki bundan kaçınmayı başarabildik. Ama hadi diyelim bu sefer kendimizi koruyamayacağız. 3. Dünya Savaşı ne zaman gerçekleşecek? Peki bunu söylemesi biraz zor. Bir dünya savaşı, siyasi figürlerin öldürülmesi, istihbarat tehditleri veya değerli kaynaklar üzerindeki yarıştan dolayı başlayabilir. Bunun hakkında bu şekilde konuşmak, meydana gelen bir savaşın mekanizmasını kulağa muhtemel kılar. Ama gerçekleşme ihtimali aslında düşündüğünüzden çok daha düşüktür. 1945'ten bu yana dünya çok farklı savaşlar gördü. Vietnam, Afganistan ve onlarca farklı iç savaş. Bir dünya savaşının gerçekleşmesi için tüm dünyayı içermesi gerektiğini unutmamalıyız. Ve dünyanın yapısı 1945'ten bu yana daha da değişti. Ülkeler eskisi kadar müttefik değiller. Askerler önceden olduğundan daha güçlü ve daha yetenekliler. Önceki dünya savaşlarında olduğu gibi büyük olasılıkla milyonlarca insan ölecek ve dünyanın yenilenmesi yüzyılları alacaktır. Yüzyıllar olmasa da özellikle günümüz çağında kullanılacak olan silah ve araçlar çoğu ülkeler tarafından elde edilirdi. Yerdeki askerilerin dış iskeletleri olabilirdi. Bunlar askerin cesedinin etrafını koruyan metal çerçevelerdir. Bu onları Robocop'a dönüştürmeyecek olsa da askerlerin uzun mesafelerde ağır ekipman taşımalarını kolaylaştıracaktır. Köşe benti etrafında dökülebilen silahlar da bir olasılık olabilir. Ve denizde veya gökyüzünde savaş görmek yerine uzayda da bir savaş olabilirdi. Askerler altındakileri etkileyebilecek silahlı uydularla savaşabilirlerdi. Bunların çoğu bir bilim kurgu filmi gibi görünse de bu silahların korkutucu olduğunu unutmamalıyız. Ve umarım kimsenin onları kullanmasına gerek kalmaz. Sonuçta böyle şeyler insanları öldürmek içindir. Ancak yerde çok fazla asker olmaya da bilir. Geleceğin savaşı bilgisayarlarla da yapılabilir. Dronlar, yapay zeka robotlar savaş alanındaki tek şey olabilir. Gelecekteki savaşların hiç şiddet içermeme olasılığı da vardır. Diğer ülkelerin bilgisayarlarına saldırmak ve elektrik şebekelerini kapatmaları da bu olasılıklardan biridir. Peki bu savaş neyle ilgili? Kaynaklarla, özellikle de su ile ilgili olabilir. Tatlı su çok az ama değerli bir kaynaktır. Ülkeler tatlı su tüketmeye devam ettikçe onun için savaşmaya başlayabilir. Umarım 3. Dünya Savaşı sonsuza kadar devam etmez. Peki bu nasıl sona erebilir? Peki 3. Dünya Savaşı'nın gerçekleşmeme sebeplerinden en önemlisinin birazdan söyleyeceğimizle alakası var. 2. Dünya Savaşı sırasında ABD Japonya'ya nükleer bomba atarak ve 100.000'den fazla insanı öldürmüştür. Şehirlerin iyileşmesi onlarca yıl sürdü. Ancak 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan iki nükleer silah bugün sahip olduğumuz modern nükleer silahlara kıyasla daha soluk olurdu. Bu arada dünyada çoğunlukla Amerika, Rusya ve Çin'in elinde bulunan yaklaşık 14.000 nükleer savaş başlığı vardır. Bir ulus istediği tüm kaynaklara, insanlara ve stratejilere sahip olabilir. Ama bir nükleer bomba üzerine düşerse game over. Oyun biter. Ve bir ülke nükleer silah kullanırsa başka bir ülkenin aynı şeyi yapmasını engelleyecek ne var? Ve diğeri, sonra da diğerleri ve sonunda dünya yok olur. Peki bu savaşı kim kazanır? Bir 3. Dünya Savaşı tamamıyla dünya üzerinde büyük bir etkiye sahip olurdu. Dünyanın asla aynı olmayacağını söylememde sakınca yok sanırım. Ama yine de uyanık kalmanızda fayda var. Sonuçta düzinelerce ülkenin dahil olduğu 3. Dünya Savaşı yarın başlayacak gibi görünmüyor. Eğer iki ülke savaşa girerse muhtemelen doğrudan katılmayan diğer ülkeler bu şekilde kalacak ve diğer ulusların kendileri için savaşmasına izin verecek. Savaşlar korkunçtur. Onlardan kaçınmaya çalışalım. Böyle ağır bir konudan sonra biraz daha eğlenmeye ihtiyacım var. Biliyorum. Peki bir hafta boyunca küvette kalsaydık ne olurdu? Eğlenceli olmayabilirdi ama bu neden olmasının farklı bir konusu gibi duruyor. Bu tarz videolar için beğen butonuna basıp kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.